Bu bölümde SMV modları, yani volume SMV veya pressure SMV, akış sıramıza göre önce volume SMV sonra PSMV yapacağız. Artı PS modlarımızı anlatacağız. Yani volume SMV, PS, pressure SMV, PS. Yani temel çalışma prensibimiz şu şekilde. Senkronize kısmı, yani assisted ventilatörler, soluk sayısı kadar assisted ventilatör kısmını alır. Eğer sizin, yani kullanıcının hedeflediğinden daha fazla aslında bir spontan eforu varsa, tabi burada ek parantez açıyorum, tetikleme penceresi diye bir kavram var. Onu başka bir videoda anlatacağız. O da devreye giriyor. Ama şu anda onu anlatmayacağız. Artık gelen soluklar, mesela soluklar ise spontan PS ile desteklenen modlardır. Mesela siz solum sayısını 15 yaptınız. Volume SMV'yi seçtiniz. İlk 15 soluk ya da bir siklusteki 15 soluk, zaman döngülü, 500 cc volume hedefli, hasta veya mekanik ventilatör tarafından tetiklenen bir mod olarak hastanın solunumu desteklenir. Eğer hastanın soluğu sizin hedeflediğiniz soluğun sayının üzerine çıkarsa, tabi burada parantez açıyorum tekrar, tetikleme penceresi diye bir kavram var. O daha ileride detaylarda anlatacağız. Eğer daha fazla bir soluk efantür gelirse, hasta akış döngülü ve P hedefli, yani basınç hedefli şekilde spontan solukları desteklenir. BioVent'te adı spontan PS'dir. Başka veya sık kullanılan isimlerden diğer isim de CPAP PSV'dir. Yani CPAP PSV ile spontan PS aynı isme geliyor. Mesela örnek verelim. Mesela 500 cc'den hastayı dakikada 10 kez solutmak istedik. Hastadaki 10 soluk veya 10 soluğa kadar olan spontan eforlar ve ACV gibi çalışır. Yani assisted volume hedefli ventilasyon. Yani volume hedefli, zaman döngülü, hasta veya MV tetiklemeli. Diğer VACV grafiğinde veya modunda anlattığımız gibi çalışır. Hastanın inspirim süresini, akış miktarını, soluk sayısını ve VTD'li ayarlamanız temel prensip, yani temel gereksinimdir bu mod için. Mesela siz 500 cc volüm hedeflediniz. Hastaya vermek istediniz. T inspirimunuzu 1 saniye ayarladınız. Bunu en az 500 cc'yi 1 saniyede vermek için en az yapmanız gereken veya ayarlamanız gereken akış hızı 30 litre dakikadır. Zaten ventilatör otomatik bir şekilde bunu algılayacaktır ve zaten 30'un altına düşmez gördüğünüz gibi. Tamam. 30'un altına düşmez. Eğer siz 500 cc hedeflediniz, yine 1 saniye T-inspirum ayarladınız, 100, 120, 60 diyebiliriz. Yani 60 litre dakikadan verdiniz. Bunun grafiğini VACV grafiğinde de çizdiğimiz gibi gelecek. 0,5 saniyede 500 cc ulaşacak. 0,5 saniye inspirum hold. Toplam TI'niz 1 saniye olacaktır. Yine aynı şekilde. Eğer siz akış hızını daha fazla artırırsanız hedefe volüme ulaşmak için gereken süremiz kısalır. İnspirasyon hold için ayırdığınız vakit artar. Fakat bunun bir dezavantajı, yan avantajı var. Pardon, dezavantajı var. Siz akış hızını artırdıkça oluşacak P peak değeri artacaktır. Yani sizin akış hızınızla birlikte sistemde oluşacak basınç miktarınız da artacaktır. Bunun en büyük dezavantajı, eğer hedeflediğiniz Pmax'a erken bir ulaşma söz konusu olur ise hastanın 500 cc hedeflediğimiz tidal volüme ulaşamayabiliriz. Bunun da temel teoriyi şuradan gelmektedir. Buna solunum sisteminde hareketin eşitliği denkleminden ulaşıyoruz. Yani basınç aslında bizim tüm sistemin çalıştığı ana prensip. Basınç eşittir
akış çarpı hastanın direnci artı volüm çarpı hasta akciğerin elastansı. Yani bizim hastanın direncimiz hastalığına bağlı olarak sabit ve tedaviyle değişiyor. Elastans sabit. Akış hızını artırırsanız ya da pardon volümü artırırsanız veya akış hızını artırırsanız sistemde oluşacak P değerini de artırmış olursunuz otomatikman. Yani bu akış hızının artışıyla ve sizin set ettiğiniz hedef tidal volüm değeriyle korelidir. Volümü artırırsanız P değerimiz artar sistemdeki basınç. Akış hızını artırırsanız sistemdeki P değeri artar. Eğer bu P değeri P max'a ulaşır ise cihaz inspirum yapmayı azaltır veya sonlandırır. Bu sebeple siz hedeflediğiniz tidal volüme ulaşamayabilirsiniz. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Diğer videolarımda da hatırlattım. Ayarlama yaparken inspirasyon oltu uzatmak istiyorsak, hedefe ulaşma süresini kısaltmak istiyorsak erken bir şekilde veya hızlı bir şekilde veya uygunsuz bir şekilde Pmax değerine ulaşıyor olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekir. Çünkü siz çok yüksek bir akış hızı set ederseniz bu akış hızının trakeada oluşturduğu basıncın yansımasıyla sistemdeki basınç artacaktır. Bu da Pmax'ı etkileyecektir. Bunun sonunda inspirium fazında akış hızını mekanik ventilatör azaltacak veya durduracaktır. Bunun sonunda hedeflediğimiz tidal volüme ulaşamama riski ortaya çıkıyor. Bunun için optimum veya ideal bir şekilde akış hızını ayarlamamız gerekiyor.